Annem babam vefat etti. 9 kardeşim var. Baba bir değildi. Buralarda akraba yok, yakınım yok. Sağ olsun komşular, okullar, arkadaşlarım az biraz getiriyorlar. Öyle. Çalışamıyorum. Ufak çocuk olduğu için. İlk evlendiğimden beri bayağı bir eziyeti vardı zaten. Dayağı vardı. Sonra büyük kızıma hamile kaldım. Baktım ki olmuyor. Sürekli dövüyor. İşkencesi var. Çocuğuma eziyet ediyor. Zaten büyük kızım biraz sorunları var. Konuşamıyor. Okula başladı. 3 yıl oldu işte. Ayrıldım. En son eziyet etti. Ayrıldım. Biraz iyiyim çünkü çocuklarım yanımda. Dönmüyor. İşkencesi yok. Böyle rahattım. Ama yokluk tabii ki insanın boynunu büküyor. Arkadaşlarım sağ olsun, okuldan yardım ediyorlar. Allah razı olsun. Biri yemek getiriyor, biri patates getiriyor. Ufak tefek yardımlar. Bir yere başvurdum. Orası şu anda aklıma gelmiyor ama sadece 840 milyon para bağladılar. Şu para. Zaten büyük kızımın sorunları var. Ufak çocuğuyla biraz zayıf olduğu için onda da kemik şeyi var. İyi bakılması gerekiyor. Forma alabildim ve de kıtasiye malzemesi alabildim. Şu anda öyle gidiyor. Öğretmenimize söyledim. Sağ olsun anlayışlı ama müdürler kızıyor tabii ki de. Olması yok. Alamadım kıtasiye malzemesi. Hiç bir tane alamadım. 2 sene okuldan verdiler kıyafet. Bu sene vermediler. Kesmişler. Sadece ben çalışmak istiyorum. İş bulmak istiyorum. Yani kendi ayaklarım üstünde durmak istiyorum. Çocuklarıma daha iyi hayat sunmak istiyorum. Ben sadece dediğim gibi kendi ayaklarım üstünde durayım. Çalışayım. Kimseye muhtaç olmayayım. 2 tane evladım var. İkisi de kız. Onlara bir gelecek sağlamak istiyorum. Sadece iş istiyorum ben büyüklerimden. Başka hiçbir şey istemiyorum. Her yere gittim. Hiçbir ses soluk yok. Bazı kadınlar evliliği kurtuluş olarak görüyor. Ama bence kurtuluş değildir evlilik. Ayakların üstünde dursunlar. Ben nasıl duruyorsam bayanlar da dursun.